Evet. Ayşe Hanım, bizi ofisinizde ağırladığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben direkt soruyu sormak istiyorum. Yani direkt özel hayatınızdan girmek istiyorum. Eşinizle ne zaman evlendiniz? O süreçten alalım istiyorum direkt. Eşimle bilgisayar kursuna tanıştık biz. Burada okulda bilgisayar kursu. Ben spastik eğitim merkezinde çalışırken part-time çalışıyordum. KPSS'ydi, oydu buydu derken bilgisayar kursu sertifikası gerekiyor dediler. Eşimle bilgisayar kursuna yazıldık. Ben A şubesi, o B şubesindeymiş. A şubesi dolu olunca B'ye atıyorlar. Eşim orada görüyor işte. Tanışma orada başlıyor. Süreç bu şekilde devam ediyor. İşte sonra işte geliyor Ayşe Hanım, ne yapıyorsun, nasılsın? Şöyle bilgisayar kursundaki sertifikayı beraber alalım mı? Sınava girdik, çıktık. Alalım, ne alaka falan. Tamam, alırız, sıkıntı değil. Gidiyoruz bilgisayar kursundan sertifikayı aldık. Sonra bir çay kahve içelim. İyi tamam, hadi içelim. Neyse, orada kendinden bahsetmeye başladı. Anladım, bu herhalde dedim. Farklı farklı şeyler düşünüyor. Sonra kafa yapımız birbirine uyunca o şekilde başladı arkadaşlığımız. Aslında o okul aşkı diyebiliriz. Evet, bilgisayar kursunda işte orada başlayıp böyle devam etti. Güzeldi, oldu. İlginç abi, bilgisayar kursunda tanışan ilk defa bir çift gördüm. Güzeldi yani. İyi ki de tanışmışız. Peki o zaman siyasete ne zaman girmeyi düşündünüz ilk? Siyasete genel başkanımızın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçim 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine imza atılacaktı. 100 bin imza. O 100 bin imzayı kullandıktan sonra hem kadın olmasından dolayı hem de destek olmak amacıyla 2018 yılında siyasete başladık. O zaman da vekil aday adaylık süreci oldu. Sonra Aylin Hanım sıralamaya girdi. Aylin Hanım'ın vekil olması için koşturduk, çabaladık. Onu vekil gönderdik. 2018'den sonraki süreçten 2022'ye kadar da İYİ Parti'nin Mali İşler Başkan Yardımcılığı görevini yaptım. Sonra Hasan Başkan 2023'te seçim olacak. Vekil adayı olmak isteyenler yönetim kadrosuna alınmayacak dedi. Ve böylelikle 2023 milletvekili aday adaylık süreci tekrar bir daha başladı. Hmm. Peki ilk, hani bundan önce bir kere daha milletvekili adaydınız. Evet. O süreç nasıldı? Bize biraz, mesela o süreçte evliydiniz tabii. Evet, evliydim. O süreçte eşinizin tepkisi ne oldu? Veya nasıl diyeyim, aile yaşantınıza bir zarar oldu mu? Kısaca. Şöyle, 2018 yılında eşim de keza genel başkana destek olmak için kadınlar olarak dedi. Git imzanı at, vekilli adaylığını koy. Ben senin arkandayım. Yani ne yapılması gerekiyorsa yapalım dedi. İki tane kız çocuğum var. O zaman işte 3,5 yaşında falandı, ufaktı. Kayınvalidem ben bakarım çocuğa dedi. Sen git dolaş. Yapılması gereken ne varsa yap dedi. Biz öylelikle işte çıktık buradan, ilçeleri köyleri dolaşaraktan. O süreci eşimle beraber gene yürüttük. Kayınvalidem de sağ olsun çocuklara baktı. Öyle devam etti. Yani bayağı ülkenin selameti. Bütün aile seferber oldu. Hatta biz Yenişar Badem'deyiz. Çocuğun ateşi çıkmış. Arıyor, ya çocuğun ateşi çıktı, ne yapacağım falan. Ne zaman geleceksiniz diyor. Ben de yani şu an mümkün değil. Yenişar Badem'deyiz dedim. Ne yapalım? Bir hadi şey yap. Acile götür, bir şey yap yani dedim. İşte götürmüş, ilaç vermişler falan. Biz geldik ama zaten 2 saatte ancak döndük geldik. Hmm. Böyle bir zor süreç geçti. Peki hem iş hayatı hem siyaset. Gününüzün çoğunluğu genelde bundan da geçiyor. Evet. Çocuklar şimdi biraz daha büyümüştür. Hiç böyle size kızıyorlar mı ya? Hiç işte bizle daha az ilgileniyorsun, daha çok işinle veya siyasetle ilgileniyorsun diye size bir tepki veriyorlar mı? Evet, bunu veriyorlardı. Ta ki kantin fiyatlarındaki tost ve çikolatanın aşırı pahalı olduğu için kızlarım özellikle biz dedi, kantinden artık bir şey alamıyorum dedi. Çünkü 25-30 lira dedi, 5 liraya artık çikolata yok anne dedi. Bunun önüne geçmeni istiyorum dedi. Bunun için de dedi, biz senin vekil olman için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım dedi. Biz evde bekleriz dedi. Ve sıkıntı olmaz, gez, dolaş, herkese de bunu anlat dedi. Çünkü dedi, ben markete gittiğimde dedi 1 liraya bir şey bulamıyorum dedi, 5 liraya da bir şey bulamıyorum dedi. Böyle devam ederse de bu daha da kötü olacak dedi. Artık tatile beni götüremiyorsun dedi. Çok haklı bir insan. Çok haklı bir insan ciddi. Ondan sonra sen eskiden dedi bizi dedi restoranta yemeğe götürüyordun. Şimdi 3 ayda bir götürebiliyorsun. Demek ki bizim dedi kötü giden bir şeyler var dedi.
kapının önüne geçmek için dedi, ben senin vekil olmanı, insanlara bunu anlatmanı istiyorum dedi. Yani alternatiflerin var olduğunu göstermeni istiyorum dedi. Hem küçük kızım hem büyük kızım da aynısını söyledi. Bir de şimdi 8. sınıfta öbür kızım, kitap fiyatları dedi çok absürt, test fiyat yani bu kadar olamaz yani dedim. Ben testi çözüyorum, bırakıyorum dedi. 75 ile 150 TL arası değişiyor dedi. Hangisi, kaç tane dersimiz var buna bakacak olursak. Ben alabiliyorum, bir de alamadıklarım var anne dedi. Onun için dedi, biz sabırla evde bekleriz dediler. Sağ olsunlar, mesela şimdi gece 12.30-1 de eve gittim oluyor. Onlar dersini yapıyor. Çok iyi ama ya tabii bu durumun hani çocuklarımız o çikolata fiyatlarına rahatsız olduklarında kaç yaşlarındaydılar ikisi bunları dile getirdiklerinde? Büyük kızım geçen sene dile getirtti. Küçük kızım bu sene dile getirdi. Eylül ayında yani 8 yaşında dile getirdi. Çünkü birinci sınıftayken pek kantine gitmek yasaktı. Dışarıdan alışveriş yapılmayacak demişlerdi. Sonra ikinci sınıfta bunlar başlayınca Eylül-Ekim gibi bu bana demeye başladı. Su fiyatı sürekli artıyor. Çikolata fiyatı sen bana 1 lira veriyorsun ama 1 liraya çikolata yok anne dedi. 2 oldu, 3, 5, 5 lira veriyorum artık falan. Ama istediğim çikolata bu fiyatta değil gibi böyle söylemler olunca artık durmuyor, bir de sabit durmuyor, sürekli artıyor dedi. Onun için git dediler. Yani, ben de çıktım yola başarmak için. Şey ya. Küçük çocuklar bile bunu görüp söyleyebiliyorken. Çocuğa kadar inmişse evet. Ekonomi, evet yani çok üzücü bir şey. İsyan ve haklı bir talep ve sizin tabi haliyle bu yola çıkışınız da çok haklı bir sebep en minimal düzeyde. Peki tabi bunun beraberinde ailenin bu hani topluca desteği sizde tabii ki büyük bir güç oluşturuyordur yani. Bu hissi bize biraz tanımlar mısın? Bu nasıl bir his yani? Herkes seferber olmuş ailede. Şey var, büyük bir cesaret. Hani yola çıkıyorsunuz, bu yola çıkarken çevrenizdeki herkes sizi yola aça aça gidiyor. Bunun rahatlığı her şeyde yaşıyorum. Eşimde yaşıyorum, ablamda yaşıyorum, kendi ailemde yaşıyorum, kayınvalidede yaşıyorum. O sürekli hani kol kanat oluyor, işte yapması gerekenin daha fazlasını yapıyor. Hani yani onlar da emekli maaşından muzdarip oluyor mesela. Ben diyor, öğretmen emeklisiyim diyor, maaşım diyor çok düşük kaldı diyor. Bunca sene, bunca emek boşuna mı verdim diyor. Bunun değiştirilmesini istiyorum diyor. O da öyle. Aslında biraz da kendi çıkarı için sizi desteklemiş. Ama doğru. Veyahut mükelleflerim mesela, kendi mükelleflerim de onlar da işte iş yeri kiralarından, girdi fiyatların sabit oluş, bunu dışarıya yansıtamadıklarından, EYT meselesinden, en büyük, evet. Biz niye 9000 prim ödüyoruz, evet. Bağkur primi neden bu kadar yüksek? Bunlardan da elektrik, doğalgaz genel aslında anlamda. Zaten mali müşavir olmanızdan kaynaklı ekonomiyi daha derinden görebiliyorsunuz. Yani evet. Bazı insanlar çok fark edemeyebiliyor veya maddi durumu çok iyi olan insanlar belki ekonominin gidişatıyla ilgili çok rahatsız olmayabilir ama siz tamamen rakamların ve parayla ilgili işlerle ilgilendiğiniz için hangi esnafın veya hangi esnaf kategorisinin ne kadar zorda olduğunu da çok iyi görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, şöyle, benim mükellef yaş aralığım 18 ile 50 yaş arası. Şimdi 18-29 yaş arası genç girişimci istisnaları var ama geliyor birey, ben 30 yaşındayım. Çünkü diyor askere gittim, okul bitti, zaten 20-25-29-30 oluyor diyor. Şimdi sen bana diyorsun kısıtlama getiriyorsun diyor, 18-29 yaş arası. Abla o yaşta bulmak çok zor hani diyor, iş yeri açabilmek diyor. Tabii. İlk yıl iş yerini açtıktan sonra kira fiyatları çok absürt derecede arttı diyor. Ben bunu SGK primleri, Bağkur primleri, benim anahtarı çevirmem 15 bin liradan başlıyor diyor. Hani bu sadece kiraydı, girdi maliyetiydi, elektrik, doğalgaz, elemandı, kendi maaşımdı. Bu minimum diyor, hani gözle görülebilecek, benim gözüme çarpmayan diyor. Bu durumda olunca diyor hani senden destek bekliyoruz yani, değişime yol ver. Tabii. Herkes, bir de üretim durdu yani, üretimin olmayışı, dışarıdan gelişi malzemelerin, yemci mükellef diyor ana madde dışarıdan geliyor diyor, altın dolarla yarışır oldu artık diyor, yemin. Ben diyor günlük arttırıyorum fiyatı diyor gibi, veya mermerci yani bu gibi yani bu gibi tabii, bunlar. Peki ben şunu soracaktım. Şimdi İYİ Parti'den aday adaysınız Isparta'da.
halihazırda ama aslında bir de esnafsınız yani malum şu an profesiniz olduğu için. Buraya gelen mükelleflerden ya da yeni alacağınız mükelleflerden işte size kendi görüşüyle zıt olduğu için işte işi size yaptırmaktan vazgeçen ya da halihazırda yaptığınız işten vazgeçen kimse oldu mu farklı görüşlerde olduğunuz için? Şu anki mevcut mükelleflerimden de farklı görüşlerden olan var. Oturup konuştuğumuzda senin fikrin bu, benim fikrim bu. Yanlış ve hatalı olduğum yerler varsa beni uyar, hatalıysam. İşte kanun maddeleri bunlar bunlar, çıkarılan yönetmelikler bunlar. Ama uygulama bu. Sence hangisi, hangimiz doğruyu söylüyor diye konuşuyoruz rahatlıkla. Öyle bir aslında hani, görünen köyde kılavuz istemez. Evet, yani kalkıp da sen niye buradan öptün, böyle kesinlikle bir şey olmadı. Çünkü yanlış yapılan bir şey yok. Biz yanlış yapılana, bak alternatifler var, çözüm önerileriyle beraber geliyoruz dediğimde haklısın, bu yanlış, evet bunu böyle yanlış yapıyor. Ama tamam, sen de çözümün ne diyor, ne söyleyeceksin, nasıl düzelteceksin diyor. Çözüm önerileri anlattığımda herhangi bir şey. Ya bunu sormama sebebi aslında biraz daha esnaflarda. İşte ben esnafım, ben siyasi görüşümü belli edersem müşterimi kaybederim tarzı bir görüş olduğu için özellikle Isparta esnafında. Acaba sizde de böyle bir şeyle karşılaştınız mı diye. Şöyle, 2018'de böyle bir ön yargı vardı. Ama 2018'de gelen benim mükelleflerim de farklı gruplardandı. Mükellefler daha çok işinin düzgün yapılmasına bakıyorlar. Senin siyasi görüşüne pek, yani benimkiler öyle herhangi bir şekilde müdahale etmediler. Çok iyi. Benim işim düzgün yapılsın, mesleğinde iyisen bana herhangi bir zarar gelmesin, senin ne yaparsan yap beni ilgilendirmiyordu. Tabii zaten ekonomi kötü, adam hali iyi bir malumsa gördüğü zaman hani komünist olsa yani. Ya bazen benimle dalgada geçen oluyor işte, hani komünist mükellefim var mı, şu var mı gibi böyle söylemler oluyor ama her tipten var. Peki hiç şu cümleyi duydunuz mu? Şimdi hani siyasete girdiniz, ilk 2018'de başladığınız zaman için de geçerli bu sorun. Hani hep klasikleşmiş bir cümle var, kadınlar için söylenir. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Evet. Yani buna benzer, ailenizden duymuş olamazsınız ne kadar destekçi olduklarını, söylediniz zaten. Çevrenizden veya daha geniş çevreden. Elinin hamuruyla erkek işine karışma meslek olarak da böyle bir söylemler oldu tabii. Çünkü bizim meslek hayatımızda da mali müşavir kadın az. Ama görülüyor ki demek ki işini düzgün yapıyorsun, demek ki bu işi yapabiliyorsun sen, demek ki siyasette de var olacaksın anlamına taşıyor. Siyaseti de düzgün yapabileceğine inandığım diyenler de oldu. Ya sen mali müşavirsin, otur hadi ya, girme, çok fazla erkek yoğunluklu ortam, yani ne işin var orada diyenler de oldu. Ama erkeklerden seni takdir ediyorum cesaretini, çok iyi yapıyorsun diyen de oldu. Peki o kadar hani şu son zamanlarda da zaten sürekli görüyoruz hani birçok mahalleyi geziyorsunuz, birçok yeri. Özellikle size hem ben özellikle kadınlar üzerinden hep gitmek istiyorum. Hem cinslerinizin size söyledikleri neler? Yani aklınızda kalan cümleler ne? Şöyle bir şey var, o kadar güzel el temasını tutunca gözleri parlıyor. Kadın olarak hani bu işi becerebilmen, bu işte var olduğunu gösterebilmen çok büyük cesaret, takdir ediyorum deyip yani en çok bu tarz yorumlar aldım ben. Elini tuttuğun an diyor ki gözlerin içi parlıyor. Ya sen yapabiliyorsan hani herkes yapabilir. Özellikle 18-25 yaş arasındaki genç kızlar bakıyor şimdi pazarı dolaşırken, pazarda işte alışveriş yapıyoruz. Aa, vekil adayı genç. Aa, yapabiliyor. Demek ki yapabilecek. Ya şey oluyorsun. Karşı umut oluyorsun. Tabii. Ya diyor, senin yaş ortalaması küçük. Kadınsın ve bu cesaretinde bana umut oluyorsun. Demek ki biz de yapabileceğiz bu. Yani bir türlü profil gözü görüyor seni. Tabii. Onun için bu tarz şeyler aldım. Şimdi peki, şimdi 2018'de yine aday olmuştunuz. İşte şu an tekrar oldunuz. O dönemde hiç şevkiniz kırılmadı mı? Hani ben ısrarla sizin hani neden umutsuzluğa kapılmadığınızı sorgulamaya çalışıyorum aslında. Neden biliyor musunuz? Genel başkanımız bizim dedi ki işte hani İYİ Parti seçimlere katılamayacak. CHP'den milletvekili transfer oldu. Yani hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Biz varız burada dedi.
doğru ve dürüst iş yaptıktan sonra işimizi dedi. Biz hep burada varız dedi. Değişimi de hep beraber biz olarak yapacağız dedi. Buna kesinlikle inanıyorum ben dedi. Ben ondan almış oldum. O cesaretle yoluma devam ettim. İşte hani olmayacak, şöyle boşa çaba sarf etme. Ama her zaman bir şeylerin alternatifi olduğunu da göstermek için hiç umudumu yitirmedim. Ne zaman umudumu yitirsem genel başkan çıkıyor. Yapacağız, başaracağız, başaracağız diyor. Yani insana umut oluyor. Özellikle kadınlara ve gençlere çok fazla umut olduğuna inanıyorum. Sahada gezdiğimde de böyle bir şey var. Profil var. Genel başkan kadınlara, evet, gençlere umut olacak diyor. Ondan dolayı ben 2018'de de hiç umudumu yitirmedim. Hiç de hani ne korkudur, o zaman daha da fazla baskı vardı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tabii yani sonuçta genel başkanı kadın olan bir parti. Partinin yani o rahatlığını ben şu an çok iyi yaşıyorum. Erkeklerden daha fazla bir özgüvene sahipsiniz. Evet, yani. Evet. Erkekler daha çok, evet, baskı altında herhalde, evet, bir partide. Peki yani, o zaman öyle. Diyelim ki aday adaylığınızdan sonra aday oldunuz ve milletvekili olarak meclise gittiniz. Değineceğiniz, orada söyleyeceğiniz ilk konu ne olacak? Sizin için önemli olan konu ne? Isparta için olabilir, yani yerel de olabilir, genel Türkiye genelinde için de olabilir. En önemli konu ne biliyor musunuz? En çok, tabii ben mali müşavirim. Küçük esnaf ve gençlere yönelik bir şeylerin yapılması gerekir. Küçük esnaf ülkenin bel kemiği ve bunu yok sayılmak isteniyor. Tamam. Küçük esnaf ortadan kalkınca direkt ortadan kalkıyor. Ve gençleri yok saymak resmen böyle onları hani ötekileştirilmiş gibi gösteriliyor. Ya da yani ya yardımdı, oydu, burdu. Gençler hep geri planda kalıyor. Benim ilk yapacağım iş esnaf ve gençler. Çok iyi. Yani peki ben şeye de girmek istiyorum. Isparta'da gördüğünüz ve not ettiğiniz en önemli diyebileceğiniz sorunlar neler? Şimdi geçenlerde biz ilçelere de gittik. İlçeleri de gördük. Isparta'da şöyle bir şey başlanıyor yatırım anlamında, yatırım yapılacak. Başlangıç başlıyor ama ilerisi gelmiyor. Hep bu şekilde. İşte 20 yıl boyunca hep bu şekilde kalmış. Ben Aksu'dan başladık, işte bütün ilçeleri gezdiğimizde hepsinin çok bir şeyler, vaatler beklediklerini tahminlere dekle böyle bekliyorum. Acaba ne isteyecekler? Ama esasında hiçbir şey istemiyorlar. Mevcut, var olan bir sosyal devletin yapısı nasılsa onu istiyor. Adam yolunun istiyor. İşte suyunun düzgün akmasını istiyor. Hastanesinde doktorunun olmasını istiyor. Yani bizim bunlar en doğal haklarımız yani. Sosyal başka ne istiyorsun? Başka bir şey istemiyoruz arkadaşım dedi. Yalvaç suyum düzgün aksın Allah rızası için dedi. Yenişehir Bademli yolu çok kötü. Yoluyla övünen bir ülkedeyiz. Hani biz yollar yaptık. Yani peki dedim ya Yenişehir Bademli belediye başkanı oradan geçip gitmiyor mu? Yani ben hani hiç mi rahatsız olmuyor ondan dedim. Kaç kere gittik abla dedi. Şarki Karaca geldik, Yalvaç'a geldik. Ya hastanede kadrolu bir doktor istiyoruz. Arkadaş başka bir şey istemiyorum ya diyor. Gelen gidiyor. Yani doktorların da burada kalabilmesi için diyor sosyal imkanlar sunalım diyor. Tabii. Gibi. Isparta merkeze geldiğimde de gençlerin benden en çok istediği şey sosyal alanlarının çok kısıtlı olması. Üniversite öğrencileri sadece kafede, şimdi Kafeler Caddesi'ydi, şimdi Yeşil'in o tarafı oldu. Oturup kafede oturmak, vakit geçirmek ya başka bir şey. Bir Eskişehir'i gösteriyorlar bana. Orası olabiliyorsa bizim burası neden olmuyor diyor. Niçin hani öğrenciyi sadece kafede oturan bir bireymiş gibi görüyoruz diyor. İtiliyorlar aslında oraya. Yani. Mecburen oraya gideceğim. Başka ne yapacağım ben diyor. Biz de bir tek oraya gidiyoruz. Ya bakarsak aslında Eskişehir'de de öğrencinin çok fazla olduğu bir il ama Isparta'nın nüfusu, Eskişehir'in nüfusunun oranlarına bakarsak Isparta'da daha fazla öğrenci var. Nüfus, yerli nüfus oranına ama bir yandan da bakarsak Isparta'da gençler ya da öğrenciler için hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani ne bir konser, ne bir etkinlik, ne bir düzgün yaşayıp sosyalleşebilecekleri bir alan yok. Aslında burada öğrencilere biraz daha para gözüyle bakılıyor. İşte kiraları arttıralım. İşte burada alışveriş yapsın. Aynen öyle. Ama ben bunu istemiyorum. Buradaki yerli olan halk da bunu söylüyor. Hani tamam dışarıdan gelenlere hadi biz öyle bakıyoruz ama ben kendi sosyal hayatımı nasıl... Ya benim kendi kızım
kaç yaşında? 13-14 yaşında. Pazar günü ne yapacağız? Ne yapalım? Nereye gidelim? Nereye gideceğiz? İYAŞ'a gideceğiz. Başka? Yok. Başka hiçbir şey yok. Ya ben bu çocukları, şimdi madde bağımlılığından bahsediyoruz ya. Onlara yönelmemesi için, yani çocukların farklı alanlara yönelmemesi için ne yapabilirim? Tabii. Spora gönderim. Tekvando, tamam, tekvandoyu bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı. Ondan da sıkıldı. Kültürel bir etkinlik. Bir şey, yani ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Yani farklı bir şeyler diyor gibi. Benim çocuğum bunu istiyorsa herkesin çocuğu bunu istiyor. Sonra diyoruz ki işte madde bağımlılığı ilkokul çağına ya da ortaokul çağına kadar düştü. Ben çocukları başıboş araziye sarsın. Yani kafalarını kültürel açıdan kendini geliştirebilecek bir pozisyon bulmuyorum ki, yaratamıyorum ki. Tabii. Ne yapacağım? Ki zaten Isparta'da MET kullanımı çok yüksek. Yani evet, Isparta'da da çok önemli bir yerdeymiş. İnanılmaz yüksek. Ki ben mesela, benim gördüğüm şu, hadi öğrencileri şunu bunu bıraktım. Kendi Ispartalı'nın öz evladı okul için başka şehre gittiği zaman okulunu bitirdiğinde kendi memleketine dönmüyor. Dönmüyor. Ve kendince haklı sebepleri de var yani. Ona burada gerekli şartlar sağlanmamış. Yeterli burada mesleğini icra edebileceği bir alan da oluşturulmuyor. Öyle olunca hani Isparta'nın bence, tamam, diğer problemleridir işte, istihdamdır, odur budur. Bunlar hani devlet teşvikleriyle yapılabilecek şeyler ama benim ana hedefim gençler olduğu için ben gençlerin, yani çünkü şöyle kulaklarını kapattılar, duymuyorlar. Kesinlikle bir şey de yapılmıyor. Ben bunların duyurabilmek için, bunlar için ne yapabilirim? Çünkü kendi çocuklarım da o yaşlarda. Tabii, yani aynen öyle. Bir de benim ilçeleri gezdiğimde en çok istenilen şey, bizim ilçelerdeki nüfus oranı hızla aşağıya düşmeye başlamış. Herkes göç. Arkadaşım diyor, göç yapmayacağız ama diyor, göç yapmaması için diyor burada kalmamızı sağlayacak imkanlar sunun diyor. Şöyle ki diyor, sen diyor meslek yüksek okullarını kapatırsan, adliyeyi kapatırsan, hastanenin diyor belirli bölümlerini doktor yok diyor, gelmezse diyor, ben niye kalacağım ki ilçede diyor. Tabii. Çocuklar diyor, 20 yaşındaki bireyi nasıl tutacağım ben diyor. Tabii. Aslında askeri ihtiyaçları karşılanmadığı için Yani çok fazla bir şey istemiyorlar. Yani normal sosyal devletin vereceği imkanları istiyor millet. Biz diyor kendimiz üretiriz, kendimiz çalışırız, kendimiz yapabiliriz diyor. Mesela Yalvaş turizm merkeziydik biz diyor, artık diyor 10-15 senedir diyor hiçbir şey yok diyor. Antiketten diyor eser kalmadı diyor. Çok güzel. Sütçülere gidiyorum, doğası o kadar çok güzel ki. Ya da Yenişehir Bademli'ye gittim. Karpostal, bu kadar çok doğa güzelliklerimiz varken biz kulaklarımızı kapattık, gözlerimizi kapattık, şeyde oturuyoruz, masada oturuyoruz. Birisi gelecek de bir şey yapacak da verecek de bekliyoruz öyle. Hepsi gidiyor. Gidiyor, yani kendi elimizden akıp gidiyor. Eğirdir'in, gölünün kurumaya yüz tuttuğu gibi. Tabii maalesef. Çok acı. Peki şöyle diyeyim ben de, nasıl diyeyim. Şimdi bu tabii seçim süreci yorucu bir süreç ve zor geçiyor da. Vekil olduğunuzda, ben yine şey getireceğim aslında, aileye getireceğim yine konuyu da. Şimdi vekil olduğunuzda haliyle Ankara'ya da daha sık gidip gelmeniz gerekecek ve belki de Ankara'ya taşınmanız gerekecektir. O zaman, yani daha çok bir yoğunluk sizi bekliyordur. O zaman aile durumu nasıl olacak? Nasıl öngörüyorsunuz? Yani ne olacak o zaman? Şimdi çocuklarım diyor, bizim okulumuz ne olur, seni sordukları çocuklarımız oldu. Çünkü ben öğretmenimi çok seviyorum dediler. Peki ne yapacağız dedim. Ne yapacağız dediler. O zaman sen gidip gelirsin. Yani orada 3 gün orada kalırsın. Biz burada kalırız anne dediler. Tamam, siz nasıl yaşamak istiyorsanız öyle yapalım dedim. Yani çocukların da düzenini bozmadan onlara ayak uydurabilecek bir şekilde ayarlayacağız. Artı kendi mükelleflerim de ofis burada var olacak ki sen geleceksin. Çünkü sen Ankara'ya gidince biz görüyoruz vekillerimizi, ulaşma imkansız. Senin ofis burada olduğu sürece ben kapıyı çalıp Ayşe ne yapıyorsun, ne yaptın ya da bugün ne zaman geleceksin dedim de kapıyı çalabileceğim bir yer olması gerekiyor diyor. Onun için burası ofisim de açık olacak, evimiz de aslında gene anladın. Aslında ben tam bir soru soracaktım yani. Isparta'nın bir vekili mi olacaktınız yoksa Ankara'da bir şey olacaktınız? Ankara vekili mi olacaktınız? Yoksa biz seni Ayşe dedi telefonla sürekli ararız. Hani ofis de devam edecek, evim de zaten Anadolu Mahallesi'nde. Orası da devam edecek. Kayınvalidem, büyükannemiz, hepimiz burada yaşıyoruz. Doğancı Mahallesi'nde yaşıyorlar.
Ben önce aile gitti, yani biz gidip gelecekmişiz. Genel talimat böyle. İstekler bu şekilde. Peki ben biraz daha hani siyasetten konuyu artık dümeni kırmak istiyorum. Yani mesela okul hayatınız nasıldı hani? Isparta'da okudunuz lise, üniversite, liseyi. Üniversiteyi başka bir şehirde okudunuz. Yok, Isparta'da okudum. Peki yani mesela üniversite hayatınız nasıldı? Mesela üniversite hayatınızda siyaset var mıydı? Yoksa siyasetle 2018 öncesinde ya da 2018'deki seçimlerle mi? Ya da İYİ Parti'yle birlikte mi tanıştınız siyasetle? Şimdi şöyle, 2018'den önceye kadar herhangi bir siyasetle bir ilişkim yoktu. Ben daha çok mali müşavir ve yeminli mali müşavir. Yani kendi alanımda ilerlemek istiyordum. Ta ki ekonomik kriz oluşu, ya bu kadar bir dalgalanmanın bu kadar kötü gideceğini tahmin etmiyordum şahsen. Üniversiteye, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okudum. İkinci öğretimdi. Gündüz çalıştık, gece okula gittik. Eğitim hayatı biraz zorluklarla geçti. Daha sonra işte mali müşavirlik için nasıl karar verdim onu da söyleyeyim. Lisedeyken muhasebe öğretmenimiz size dedi, bir mali müşavir arkadaşla tanıştıracağım. Siz de artık bir meslek sahibi olacaksınız. Ticaret Meslek Lisesi çıkışlıyım. Mali müşavir geldi, mesleğimizi anlattı. Arkadaşlar işte olursanız böyle böyle. Hani profil alabileceğiniz kişilerle tanıştırılınca onu profil alırsınız ya. Aa, ben de mali müşavir olabilirim. Ya seviyorum da muhasebeyi. Ders notları da yüksek. O zaman ben mali müşavir olmaya karar verdim. Bu yolda ilerledim. Üniversite bittikten sonra işte staj süresi başladı. Sonra çocuklar oldu. Çocuklarla beraber Ankara'ya gittik. Sağ olsun kayınvalidem gene orada 2 gün boyunca, çocuklar daha 3 aylık falan ganga. Aslında en büyük destekçiniz kayınvalidemiz. Evet, kayınvalidemiz. Büyük ihtimalle. Kayınvalidemiz hamileyken o götürdü getirdi Ankara'lara, sınavlara katılmama, belgeyi almama. Sonraki çalıştığım işte ustalar diyeyim artık, meslektaşlarım, onlar çok yardımcı oldu. Hem işte hamilelik süreci, hem bebek, hem sınav. Daha sonra 3 yıl resmi, staj sınavı, sonra tekrar sınav. Yani bunlar hani yanındaki durduğum kişiler hep yardımcı ola ola gitti. Zor bir süreçten geçti ama iyi ki de bu mesleği yapmışım. İyi ki. Evet. Ceren, annenin milletvekili adayı olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bence dünya için birazcık iyi yani. Dünya böyle zamlardan bence iyi olmalı. Çünkü mesela bir tane tost 20'ye çıktı. Normalde bizde 15 TL'ydi. 20'ye çıktı. Yani fazla, mesela bir tane çikolata bile yani. Biri su yok bizim okulda. 3 TL'ye çıkardılar. En son 2-3'ü çıkardılar. Yani... Tabii sen rahatsızsın bu durumda. Çok pahalı her şey. Çikolataların biraz daha ucuzlaması lazım değil mi? Yani... Ceren, en çok çikolataları ve tost yapmamız. Eskiden mesela biz arkadaşlarımla kısır falan alıyorduk oralardan ama o da pahalı artık. Onu da biliyor musun, biz arkadaşlarımızla kısırlı çikolata alamıyoruz. Biz de alamıyoruz. Aynı derde sahibiz seninle. Peki sen ileride annen gibi işte milletvekili adayı ve inşallah annen milletvekili olursa sen öyle bir şey düşünüyor musun, siyasete girmeyi? Ya yani ben başka bir meslek olacağım maalesef. Maalesef. Ama olmak isterdim. Ne olmak istiyorsun, ileride? Ne? Hangi mesleği yapmak istiyorsun ileride? Ya ben şimdi veteriner de olmak istiyorum, bir yandan da doktor da olmak istiyorum. Biz kedileri çok seviyoruz. Çok iyi, biz de çok seviyoruz kedileri. Umarım Ceren daha ucuza çikolata alabildiğin bir Türkiye olur diyoruz. Evet. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.